villamıza geldik bile. Normalde evimizin girişi hemen yan tarafta. Ama ben ilk önce size bu güzel bahçeyi göstermek istedim. İlk önce bahçemizden başlayalım istedim. Burası evimizin bahçesi. Yaklaşık 110 metrekare bir bahçemiz mevcut. Buraları böyle cam yaparsanız ay yaz kış çok güzel olacak. Değil mi? Bir şöyle kış bahçesi gibi. Evet, kış bahçesi olur. Yapalım. Evet, bahçemiz zaten çok güzel. Ağaçlarımız. Evet. Şunun şekli bile çok güzel ya. Ne ağacı bilmiyorum ama çok güzel duruyor. Defne. Defne ağacı defne, mı? Evet, defne yaprağından balık falan yapılır ya, böyle şey böyle yapılır. Böyle bakalım istiyorsanız. Evet. Bak, ceviz ağacı var. Aa, üstünde ceviz var. Çok güzel. Ah, mis gibi kokar, bakar mısın? Ay çok güzel kokuyor. Ya ben sana bir şey diyeceğim. Ben çatıda su şeysine bir alerjim var. Nasıl, çatı sağlam mı? Ne zaman bakım yapıldı acaba? Şöyle, onlar iki sene önce bakımları yapıldı çatının. Çatıdan yani ya da evin işte giderlerine mesela hiçbir problem yok. Kombimizde problem yok. Yani gönlünün rahatlığıyla oturabilirsiniz. Zaten en ufacık, en ufacık bir şey de. Peki. Mülk sahibimiz çok tatlı. Hemen... Ya beni ararsanız ya mülk sahibini, hemen seve seve yardımcı olur. Ben de bu bahçeye bir şeyler etmek isterim. Tabii ki sizin bahçeniz. Herhalde müsaade ederler değil mi tabii yani? Tabii ki de sizin bahçe. İsterseniz rengarenk, isterseniz meyveler, tabii, ne isterseniz. Tabii tabii. Değil mi? Yani, yeter ki güzelleşsin bahçe. Biz eşimle bahçeyi çok seven bir kişileriz. Aa, o bakımdan. İstediğin gibi Şevket amcacığım, kendi evin. Yani evet, kiracı olarak geleceğiz böyle ama. Dumanı çıktı, komşular rahatsız. Bak bak ne diyor bak. Onlar... Hiç mangaldan yana sorun olur mu? Hatta şurada barbekü yapma alanımız bile var. Böyle buyurun geçelim. Sizlerden minik bir ricam. İçinde hala kiracımız yaşıyor. Ayakkabılarımızı çıkarsak. Burada hemen mangal yapma yerimiz var. Hemen direkt burada bütün her şeyimiz hazır. Şimdi eşyalar olduğu için böyle bacası falan her şey var. Direkt pıt 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 mangalı yaptık. Burada hemen masamızda yeriz. Dolap herhalde. Sen daha iyi bilirsin Şevket amca. Kömürleri mömürleri koymak için orada evet, dolabı da var. Evet, aşağısında dolabı da var. Mangal dedin, Şevket amcayı can evinden vurdun İrem. Şevket amcam, bakıyorum da yüzünde güller açtı bir anda. Neler beğendin senin dili, köfte orsini. Böyle buyurmuş, böyle bakalım istiyorsanız. Biz de böyle bakalım. Salıncak da var. Oo. Evet. Siz de çok aynı güzel şekilde düşünebilirsiniz. Böyle minik bir bahçe mobilyası. Evet. Aha Şevket amca, Allah. Yazlığın bahçesi kahkahalarla şimdiden şenlenmeye başladı. Şevket amcamızınsa değmeyin keyfine. Salonumuza şans ama bizden önce gelmiş kuzum. Nasıl yatıyor hiç onu rahatsız etmeden. Şevket amcacığım, hemen burada aktif bir şöminemiz var. Kışın inanılmaz oluyor bu. Gerçekten güzel, ve bütün evi çok güzel ısıtıyor. Bu yani bildiğiniz mutfaktan mesela burası sıcacık oluyor. Güzel, fena değil. Salonumuz, ya şimdi bu içinde kiracımız var. Onlar çıkacak. Eşyalarını bu şekilde dizayn etmiş. İremciğim, burası çok güzelmiş ya. Evet ya, orada böyle yemeğinizi yaptığınız servis. Pamuk dedi orada yemek yapar. Verir, ben de buradan servis yaparım. Ne güzel olur değil mi ya? Çok güzel olur. Burasını ben öyle değerlendiririm. Evet. Çünkü biz böyle yüksek yere oturamayız. Bu şimdi bize bir fikir verdi, anladın mı? Otururuz, evet, otururuz. Ben damadımla olursa burada oturup kahve içerim, sen de falına bakarsın. Dur bakalım, dur bakalım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Dur. Sen falan mı bakıyorsun? Yok anam, yok öyle bir şey yok. Yok, yok şaka yaptı. Yok şaka yaptı değilim, şaka. Şey biz şey yapın, bak bu dolap da çok güzel. Çeviriyorum. Telefonu koyarım buraya. Ben unutmam onu. Yok. Şimdi konuyu değiştirelim ama ben onu unutmam, haberin olsun. Ben oradan yemek yapar. Biz buradan, ben de buradan servis yaparım. Çok güzel en olur. En güzeli olur. Zaten aşçı o kendisi. Evet, anladın? Biliyorum, biliyorum. Biz öyle değerlendiririz burayı. Koltuk düzeninin mesela size hani dedim ya geniş almışlar. Sizin nasıl ama bilmiyorum oturma düzeniniz. Siz daha iyi bilirsiniz. İremciğim, ben de istiyorum da benimkiler şey... ben köşe koltuk seviyorum. Böyle tek tek değil. Böyle köşe koltuk. Biz ay mükemmel o zaman. Belki o televizyonu da... buraya alırız, koltukları öyle koyarız. Olur. Farklı değerlendirebiliriz eğer olur. Evet. Yani bir karar verelim de ondan sonra şimdi. Evet. Ama maalesef eşyalarımız bizimle kalmıyor. Onlar kiracımız. Biz alırız. Biz evet, biz yeni alalım. Evet, yeni alırız. Sen bize bu bütçede evi ayarla. Biz o eşya o bilir işini, o işini bilir. Eşya kolay. O işte bende.
Hadi bakalım. Oh, beğenmesi hadi sizden, bakalım. Ayarlaması benden. Hadi benim için mutfak önemli. Mutfak hadi geçelim bakalım. O zaman mutfağa. Buyurun. Ödemesi de benden. Hadi. Burası da mutfağımız. Vallahi. Çok daha güzel. Odalarımız var. Daha bir odalara da bakalım. Yukarılarımız evet. Var. Sen beğendin mi? Evet, evet nasıl pamuklanan seni? Valla sanki biraz lazım. Küçük gibi geldi ama. Ha mutfak değil mi? Evet. Ben güzel bir karnıyarık yaparım. Of. Güzel bir biber dolması of. Yaparım. Aha. Burada aileme ikram edelim. Ben de burada onları seyrederim. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ha. Mutfak küçük ama kullanışlı biliyor musun? Tabii evet. Canım. Bak şimdi her burada şey servis kullanmış. İçin imkanımız var. Burada yemek yapıyorsun. Evet. Bak bahçeyi görebiliyorsun. Evet. Camı var. Çok güzel. Ben çok beğendim. Ben de fazla büyük mutfak sevmiyorum. Benim hala aklım burada. Karnıyarık ve dolma. Ben de börekler yaparım. Kekler, pastalar yaparım. Sen bir görsen. Ay, sen bir görsen. Vallahi billahi. Ay. Ya benim şeyde kaldı aklım. Kimde? Gelinde kaldı. Ya, o pek şey değil diye gönüllü. Sanki boynunu büktü böyle. Hayır. Biz sen şey bir şey onu. Bir... Ya ben ona içim rahat etmedi. Onu bir arayalım, onu bir gönlünü alalım. Ben tamam, arayalım. Şey sen üzülme, o da gelir. Aklım kaldı orada biliyor musun? O öyle boynunu büktü ya, o benim kızım ya. Ay beni de üzüyorsun. Anne sen geçin bir şey olmaz. Arayalım. Bir ara bakayım, belki ikna tamam, edersin de beraber tamam. Karar verelim. Ben evi çok beğendim ama tek başıma karar veremiyorum. Gelini Gül Hanım maalesef telefona cevap vermiyor ve Semra teyzemizin üzüntüsü katlanıyor. Tabii Şevket amcamızın da. Duymuyordur belki, sessizdir telefonu. Birazdan tekrardan deneyelim mi? O telefonu yanından ayırmaz ki hiç. Ama belki sessizdir. İşteydi bugün. Öyle demişti. Evet ama bir daha yeniden ararız. Ya sen, ya ben seni mutsuz eder miyim? Aşk olsun asla. Bir sonraki gibi. Tamam. Arar. Arar. Üzülme. Çalışıyordur, işi vardır. Fırsat bulamamıştır. Öyle mi? Evet. Tabii onun canım. Için tekrar acaba sessiz de mi tekrar gene aradı. Tekrar evet. Gene aradı. Tabii canım işte bakamamıştır. Benim de aklım onda kaldı. İnşallah öyledir ya. Öyledir, İşim öyledir var. Ya. Anne tamam. Şey kız anneye küs kalır mı? Tamam bebeğim o zaman. Hiç aşk olsun. Mutfağımızı gezip gördük. Bakalım banyomuz nasıl? Bakın burada da bir misal duşakabinde bir misafir lavabomuz çok var. Çok güzel. Evet. Çok aynen. Güzelmiş. Misafirler gelince, torunlar evet, evet. Gelince. Evet. Evet. Hani ki güzel. Yukarıya yığılmazsınız, merdiveni inçin aynen. Olmaz. Hemen aynen. Salonla aynı katta. Bizim için de iyi. Evet, sizin tabii için de iyi. Çok güzelmiş. Kullanışlı. Yok evet. Allah var şimdi ev gülü evet. Kullanışlı evet, bir şey evet. Diyemeyeceğim şimdi yani. Şimdi bu katımızı evet, gezdik. Çok büyük odalarımıza gidip üst bakalım. Çıkalım. Üst katımıza bakalım ne dersiniz? Tamam, tamam. Tamam. Minik bir böyle küçük bir holümüz var. Toplam 3 tane odamız, bir tane de ortak banyomuz var. Ben ilk önce sizin odanızla başlamak istiyorum. Ebeveyn odasıyla başlamak istiyorum. Hemen buradan hoppa. Buyurun. Klima da var. Evet. Klima da var. Perdelerine bakar mısın? Ay, evet, perdeler çok güzel. Evet. Orada minik bir balkonumuz var. Orayı sonrasında göreceğiz. Evet. Ama burası ebeveyn odamız. Arkada gördüğümüz dolaplar kalıyor. Burası yani mülk sahibine ait. Bu eve ait bence çok büyük ve çok geniş içi. Evet, evet, evet. Tavana kadar bakar mısın? Evet, o bence evet. Mükemmel bir şey. Onlar demirbaş. Aynen, aynen. Evet, yaklaşık burası 35 metrekarelik bir odaya sahibiz. Hemen dediğim gibi orada da böyle bir 10-15 metrekarelik bir balkon alanımız var. Buyurun. Burası da balkonumuz. Allah pikeye takıldı. Ya çok güzel değil mi? Harika. Allah. Ay çok güzel. Bunlar nar mı acaba? Gel Pamuk dedem sen böyle geç. Gel. Siz böyle bakın. Aşağıdaki balkonun şeysi. Bahçeniz sen soruyordun bu halkın evet. Evi. Evet, evet. Nasıl diye bak eski kiremitlerden yapmışlar. Ay çok güzel. Çok güzel.
Semra teyzeciğim, torunlarla oradan oraya koşturmak ne de güzel olur değil mi? Oo, hem de nasıl. Bu torunlar burada nasıl koşar, nasıl oynar, çıldırırlar, çıldırırlar. Dedesiyle beraber oynayacaklar. Onlar da bunalmışlar gerçekten. Onlardan çiçek toplayacağız bahçede. Çapasını alır, şeysini alır, kazır böyle oynar. Evet. Toprakla böyle eşleşir. Toprakla tanırız, evet. İsterseniz diğer odaya doğru gidelim. Tamam. Buyurun, diğer yani torunlarımızın artık. Evet. Gelinimizin, evet, torunlarımızın odasına. Evet. Burası da hemen ikinci odamız. Yine dolabımız burada, yine buraya ait. Yani yine sizde. Sadece yatağımız gelecek. Ay, yatak çok geniş. Bak, burası şeyi vereyim. Gül'le Murat'ıma vereyim. Burası onların odası olsun. Anneciğim, burayı, evet, ben beğendim. Yalnız ben burayı kendime düşünmüştüm. Valla ben onlar için düşündüm burayı ama. Biz ne yapacağız? Yani biz burayı bence... Var, başka odalar var. Sen de onları beğenirsin. Yani... Bak. Neyse, gönlümüzü kırmayalım annemiz. İçinden bu geçti, böyle olsun. Bu sefer. Bu biraz şey yaptı. Önemli olan ama sizin için zaten buraya gelmediniz. Tabii, bütün odalar zaten, evet, bahçeye bakıyor. Bütün hepsinin, bütün salonda, evet, dahil hepsi. Hepsi manzaralı değil mi? Bir çocuk odasına bakalım mı? Olur. Var, şimdi bir sonraki tabii ki. Tabii ki üçüncü odamız var. Böyle siz böyle önden buyurun. Böyle geçin. Bir bakalım oraya da. Kitaplık. Evet, burada eşek kitaplığımız var. Yine dolabımız yine kalıyor. Yine bizimle bu dolabımızda, evet. Kitaplık bana neyi anımsattı ama? Hemen anında Berk'i. Torunuma. Torunum odası olsun burası. İşte kıyamam. Evet, torunum odası. Hemen karşımızda olsun. Da yine orada çok küçücük bir balkonumuz var. Tam Berk'lik. Tam Berk'lik. Tam Berk'lik. Küçük, evet, bir odamız var. Evet, küçük bir balkonumuz var. Bence çok tatlı, çok sevimli. Şey. Tam bir çocuk odası. Tamam, çok güzelmiş. Evet, evet, bence de çok güzel. Ama benim şey, aklım biraz gelinde kaldı. Ararız tekrardan. Ben senden rica edeyim ya, ne olur. Belki tamam, sen ikna tamam, edersin. Tamam, ben elimden... İçim hiç rahat değil, biliyor musun? Tamam. Bakıyorum ama aklım hep onda. Tamam, şimdi şöyle yapalım. Şimdi biz Gül'ü bir kenara, tabii ki de aklımız onda. Ben elimden geleni yapacağım. Ama sen böyle üzgün, huzsuz gezersen... Yok, değilim de ara sıra kafam takılıyor işte. Tamam, öyle. Yok, ben diye sen bana güven. Tamam. Ben halledeceğim. Tamam, sana güveniyorum. Sen hiç merak, tamam, etme. Bu arada birinci evi gezmeyi tamamladık. Ailemizle birlikte salondaki yerimizi alıp İrem'e kulak verelim. Şimdi geldik en heyecanlı yere, fiyat alanına. Ama fiyattan önce sizden böyle minik... Evimi nasıl buldunuz? İlk evimi beğendiniz mi? İçinize sindi mi? Bir duymak ister. Minik bir almak ister. Bence güzel. Beğendim. Siz? Ben de çok beğendim. Güzel ev ama yani bunu 25'ten aşağı vermezler bize. Bilmiyorum. Sizden birer tane tahmin alayım. Pamuk Dede. Ben bir şey diyemeyeceğim. Neden? Para benden çıkacak. Ben bir şey demek istemiyorum. Tamam, tamam, Pamuk beraber. Amca beraber, evet. Amca beraber. Yok, tamam, ben Pamuk dedem dedi. Ama sen öyle bakarsan ben hiç giremem. Yaptığınızı yapma. Ay, gözümden yaş geldi. Nasıl kızım? Ay, dedem benim. Allah gözümden yaş getirsin. Senden dinleyeyim o zaman. Bence güzel bir ev. Yani mutfak biraz küçük ama odalar, balkonlar çok güzel. Tam bizlik bir ev. 20'den fazla olduğunu düşünüyorum. 25 kesin vardır. O zaman ben sizin içinizi bir tık su serpeyim. Siz de yüksek. Burada fiyatı sadece 20.000 TL. Tam da bizim bütçemize uygun şekilde. Ayarladım, sadece 20.000 TL. Süper. 20.000. Dedem? Süper. Konuşabilir miyiz? Ne oldu? Çok niye ha? Bakıyorsun bana? Siz kimse duymasın diyorsun ha? Kimse duymasın. Sizi mutlu edebileceğim, ne mutlu bana. İrem'in gösterdiği bu ev çok hoşumuza gitti. Çok güzeldi. Bahçeli, yeşillik, meyve ağaçları. Mutfak küçüktü. Yani orada bir kişiden fazla insan aynı anda duramaz. Merdiven çıkmak o evde biraz zordu. Kaygan olan yerler vardı. Annemle babam için zor olurdu orası. İrem, hayırdır? Ailemiz nerede? Ne yapıyorsun tek başına? Bir sürprizim var. İnşallah benim telefonum açar Gül Hanım. Kanki. Alo.
Alo. Gül Hanım merhabalar, ben Bir Yuvam Olsun'dan İrem. Bugün ailenizle beraberiz. Nasılsınız? İrem Hanım merhaba, teşekkür ederim. İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim. Şimdi çok kısa bir vaktinizi çalıp sizden ben bir rica var benim sizden. Şimdi Semra teyzeyle biz evi gezerken sürekli mutsuz, siz olmadığınız için sürekli ağzında siz varsınız. Beni bugünlük kırmayın. Anne kız arasında küslük olmaz. Yani sizlerden ricam, sizi yormasak, bugün gelseniz, beraber gezsek. Lütfen beni canım, kırmayın. Canım annemle babam için de geleceğim. Çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettiniz. Bekliyorum. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Semra teyze ve Şevket amca bu haberi öğrenince sevinçten havalara uçacak. Ancak sanırım İrem şimdilik bu konudan bahsetmeyip kendilerine sürpriz yapacak. O halde onlar ikinci eve doğru yola çıkarken biz gezdiğimiz evi şöyle bir hatırlayalım.